Apple, her zamanki gibi teknoloji dünyasını sallayan bir etkinlikte iPhone 16 serisini tanıttı. Bu yılda Apple performans, tasarım ve inovasyon konularında çıtayı yükseltiyor. Gelin iPhone 16 serisinin sunduğu yeniliklere hep birlikte göz atalım. iPhone 16 serisi Apple'ın klasik tasarım anlayışını sürdürerek minimalizm ve zarafeti bir araya getiriyor. Telefonun dış yapısında kullanılan titanyum çerçeve sayesinde cihaz hem daha hafif hem de daha dayanıklı hale geliyor. Ayrıca bu yıl sunulan saten kaplama ile telefon elde daha premium bir his veriyor. Özellikle Gratina Black ve Midnight Blue gibi yeni renk seçenekleri de büyük bir ilgi görüyor. Apple 16'nın ekran boyutlarında optimize ettiği iPhone 16 Pro Max modelinde 6.9 inç gibi büyük bir ekran boyutu sunarken iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerinde ekran kasa oranında büyük bir geliştirme kaydediliyor. Yeni iPhone serisinin kalbinde Apple'ın en yeni ve en güçlü çipi olan A18 Bionic bulunuyor. Bu çip 6 çekirdekli GPU ve 5 çekirdekli GPU ile donatılmış durumda. Bu kombinasyon özellikle oyunlar ve yüksek performans gerektiren uygulamalarda cihazın mükemmel bir performans göstermesini sağlıyor. Ayrıca yapay zeka ve makine öğrenme yetenekleri de A18 çipi sayesinde bir adım öteye taşınıyor. Yeni Natural Engine fotoğraf ve videolarda daha hızlı işleme sunarken akıllı asistan ve uygulama içi optimizasyonlar daha verimli hale geliyor. iPhone 16 serisinde kamera tarafında devrim niteliğinde yenilikler var. iPhone 16 Pro modellerinde kullanılan 48 megapiksellik üçlü kamera sistemi fotoğrafçılığın sınırlarını zorluyor. Özellikle gelişmiş gece modu ve ProRAW video kaydı özellikleri profesyonel içerik üreticileri için büyük avantajlar sağlıyor. Ayrıca optik zoom kapasitesi bu yıl daha da geliştirilerek 5x optik zoom sunuyor. Lidar tarayıcı ile daha hassas portre fotoğrafları çekmek de mümkün hale geldi. Özellikle düşük ışıkta yapılan çekimlerde bu özellik netlik ve detayları ön plana çıkartıyor. iPhone 16 serisi ekran tarafında büyük yenilikler içeriyor. ProMotion teknolojisi bu yıl da iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde yer alırken ekran yenileme hızı 120 Hz sayesinde bu özellikle oyun oynarken ve video izlerken kullanıcıların daha akıcı bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Ekran parlaklığı da ciddi bir şekilde arttırılmış durumda. Güneş ışığı altında bile 2500 nits parlaklık ile ekran fotoğraflarında rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ayrıca Dynamic Island bu yıl tüm modellerde entegre edilmiş ve çok daha işlevsel hale getirilmiş. iPhone 16 serisi pil ömrü konusunda kullanıcıların memnun edecek yenilikler sunuyor. Apple yeni A18 çipin daha enerjik verimli olması sayesinde iPhone 16'nın öncelikle modellerine %20'ye kadar daha uzun pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Özellikle iPhone 16 Pro Max modellerinde 5000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun saatler boyunca kullanım mümkün olacaktır arkadaşlar. Şarj teknolojisi de geliştirildi. 35 Watt hızlı şarj desteği ile artık kullanıcı daha kısa sürede tüm kapasiteye geliştirebilir. Ayrıca MagSafe şarj sistemiyle yapılan yeniliklerde kablosuz şarj performansı arttırılmış durumda. Bilginiz olsun. iPhone 16 serisi Apple'ın en yeni mobil işletim sistemi iOS 18 ile kutudan çıkıyor. iOS 18 daha kişileştirilmiş bir deneyim sunmak için yapay zeka destekli yenilikli özellikler içeriyor. Özellikle canlı fotoğrafçılık, smartphone özellikleri bilgi kullanımı daha verimli hale getiriyor. Güvenlik tarafında ise Apple Face ID daha hızlı ve güvenli hale getirildi. Artık düşük ışıkta bile yüz tanıma daha başarılı çalışıyor. Ayrıca iOS 18 ile birlikte gelen yeni özellikleri kullanıcı verilerinin korunmasını da sağlıyor. Fiyat olarak bakacak olursak arkadaşlar, şöyle söyleyebilirim. Apple'ın iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı 64.999 olarak Türkiye'de karşımıza çıkıyor. Pro'nun ise 82.999 olarak karşımıza çıkıyor. Ön siparişler 15 Eylül'de başlayacak ve cihazlar 22 Eylül itibariyle raflarda yerini almaya başlayacaktır arkadaşlar. Evet,
Apple'ın yeni telefonunu beğendiniz mi? Özellikleri nasıl? Bu ve bunun gibi özelliklerin incelemesini istiyorsanız kanalıma beğenip paylaşıp abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.